Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının 9. haftasının 4. videosundayız. Yani son videodayız. Son videoda yamukta alan işleyeceğiz. Sayfa numarası 122'nin sağ tarafı. Sonra 123, 124 ve 125'i işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yamukta alan. Evet üçgende alanda ne demiştik? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölgeden çıkar demiştik. Yamukta alanda da aynı şey. Yani benzeri. Şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa ya da yüksekliği bulabiliyorsak alan nasıl bulunuyor? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 şeklinde bulunuyor. Yani A artı C çarp yükseklik bölü 2 şeklinde bulunabiliyor. Bu nereden geliyor hocam? Üçgenin alanı A çarpı H bölü 2. Bu üçgenin alanı C çarpı 2 paralel doğru arasındaki yükseklik aynı olduğundan dolayı burası da H. C çarpı H bölü 2 topladığınız anda A artı C bölü 2 çarpı H şeklinde geliyor arkadaşlar. Ve bu arada şunu da söyleyeyim ben. Şu size bir yerden tanıdık geliyor mu? A artı C bölü 2. Bir yerden tanıdık geliyor. Bazen de şunu da kullanabiliriz. A artı C bölü 2. Orta taban arkadaşlar. Aynı zamanda orta taban çarpı yükseklik de bize alanı veriyor. Hani soruda olur ya orta tabanda verilmiş olursa. Direkt A artı C bölü 2 bulmayla uğraşmayıp orta taban çarpı yükseklik de diyebiliriz. Hadi bakalım sorulara. Alt taban üst taban verilmiş. Hemen Alın ABC'yi bulalım. Alt taban artı üst taban yani alt taban artı üst taban 12 artı 6. Çarp yükseklik böl 2 bize alanı verecektir. Hocam burası 18 bölü 2'den 9. 4 kere 9 da kaç yapar? 36 yapar. 36. soru 36 oldu. Geldik 37'ye. Bak alt taban var üst taban var. Yükseklik yok bizden alan isteniyor. Yüksekliği bulabiliyor muyuz? Bulabiliyoruz. Çünkü dikten dik çizilmiş bir üçgen var burada. Öklük bağıntısı. H kare eşittir P çarpı K'dan 4 kere 9 36'dan H'a 6 buluruz. Alan ABC'de de alt taban 13. 13 artı üst taban 7 çarpı yükseklik. Yüksekliği de 6 bulmuştuk. Çarpı yükseklik bölü 2 bize sonucu verecektir. 20 bölü 2 10 yapar 10'la da altın çarpı kaç yapar? 60 yapar. Cevap 60 oldu 37. soruda. Geldik 38'e. Evet ABCD bir yamuk. E, 12 vermiş. E noktası nabi olan uzaklığı verilmiş. Bak 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 bak. E noktasının nabi olan uzaklığı verilmiş bize. Şurası verilmiş. Kaç? 4 verilmiş. E hocam ort taban var. Heh. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik böyle ikiye yapmamıza gerek yok. Ort taban var. Direkt orta taban çarpı yüksekliktir alan. Hemen orta taban çarpı yükseklik olduğunu söyleyelim. Ort taban kaç? 12. Yükseklik lazım bana. Hocam yüksekliği bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Onu da şöyle şu yüksekliği çizecek olursak. Hocam bak ne çıktı burada. Burası dörtgen burası 8 mi oldu? Şu üçgende de bir taban çıktı. Çünkü bunlar birbirine eşit. Ya da benzerlikten 1 bölü 2 4 bölü 8 diyebiliriz arkadaşlar. E yüksekliğimizde 8 çıktıysa cevap kaç oldu o zaman? 96 oldu. Evet 38'i 96 bulduk geldik 39'a. Şimdi burada ne var? Dik yamuğun alanı verilmiş bize. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Bir ikiz kenar üçgen verilmiş. Şöyle bir 90 derece var. Burası da 90 derece. Aa, şunu yapabiliriz aslında. Ya, alfa beta'ya dalsak mı acaba? Dalalım. 90'lar havada uçuşuyor sonuçta. Hipotenüs verilmiş. Ee, buraya bir alfa 90 beta diyecek olursam. Beta 90 burası da alfa. Alfa 90 burası da beta oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız? Hocam şu üçgenler birbirine benzer oldu. 90'lar havada uçuşuyorsa alfabeteye dalacağız bir kere. Daldık. 90'lar. 90'ın karşısındakiler eşit. Hatta burada bu ikisi eş üçgen oldu. O zaman madem bu ikisi eş üçgen. Beta'nın karşısı burada A ise buradaki beta'nın karşısı A'dır. Alfa'nın karşısı burada B ise alfa'nın karşısı burada da B'dir. E hocam ne yapacağız burada? Dik yamuğun alanı verilmiş bize. He, alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Dik yamukta olsa bütün yamuklarda alan aynı. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik. Yüksekliğimiz de bak A artı B. Böl 2 neye eşittir arkadaşlar? 32 eşittir. Buradan A artı B'nin karesi kaç geldi? 64 geldi. A artı B'yi de kaç buluruz? 8 buluruz. Hocam A artı B 8 geldi. Dik yamun çevresi isteniyor. Çevrede arkadaşlar ne var çevrede? Yükseklik 8 çıktı. 8 artı B 14 ve A değil mi? Evet B artı A artı 14 olacaktır. B artı A'yı zaten bulmuştuk. Ne bulmuştuk? 8 bulmuştuk. 8, 8, 16, 14 daha. Çevre kaç yaptı o zaman? 30 mu yaptı? Evet. 39. soru 30 yaptı. Güzel bir soru. Yani 90'lar moda uçuyordu. Üçgen bilgisayar aklımıza geldi. Daldık alfabeteye. Eş üçgen çıktı. Sonra yamuk dağlam verilmiş. Alt taban artı üst taban çarpı üstte. Böyle ikiyi kullanınca, yani verilen bilgileri kullanınca cevap çıkıyor. Geldik 40'a. Her bir kenarı 12 cm olan kare şeklindeki kağıt kesilerek alt tabanı karenin bir kenarı olan İkiz kenar yamuk şeklinde başka bir kağıt elde edilecektir. Evet şöyle bir ne varmış elimizde arkadaşlar? Kare şeklinde bir kağıt. Kare şeklindeki bir kağıdın taban uzunluğu ya da her uzunluk 12 birim olarak verilmiş. Bunu kesilerek bir ikiz kenar yamuk elde çekmişiz. Tabanı bak ne diyor? Kesilerek alt tabanı karenin bir kenarı olan. Karenin bir kenarı olan bir ikiz kenar yamuk elde ettik. Şu şekilde bir ikiz kenar yamuk elde ettik arkadaşlar. Yani kırmızı çizgiler boyunca kestim. Ancak böyle bir ikiz kenar yamuk elde edebilirim ve bir kenarı da tabanı olacakmış. Yazdık. Elde edilen yamuğun eşit olan kenarları 13 santimetre olarak verilmiş. Hocam burası 13, burası da 13. Yazdık. E, tabanlarından biri de 12 santimetre olduğuna göre ikiz kenar yamuk şeklindeki bu kağıdın ön yüzünün alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar yapacağımız hamle belli. Hocam bu bir x kenar yamuk. X kenar yamukta ne yapıyorduk? Ya köşe genler çiziyorduk ya da dikmeler. Şu dikmeleri çizecek olursak şöyle ve şöyle. Dikmeleri çizdiğimizde ne oluyordu arkadaşlar? Şurası A ise burası da A oluyordu. E o zaman buraya ne kaldı? 12 eksi 2A kaldı. E tamam. Yukarısı da 12 eksi 2A mı? Evet. E şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Bize herhangi bir şey demiş mi? Bu bir kareydi. A kareydi. Hiç A A dememize de gerek yokmuş. Bu bir kareydi. Karenin bir kenarı 12 değil miydi? Evet. 12, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13'ten 5 çıktı burası. E hocam burası da 5 oldu o zaman. E aynı şekilde 12, 12, 13, 5. Dikdörtgenden dolayı burası da 5. 5, 5, 10 sa Burası da 2 oldu. Yukarısı da kaç olacaktır? 2 olacaktır. Hiç A'ya falan girmemize gerek yokmuş. Şimdi bizden bu kağıdın ön yüzünün alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban. 12 artı 2. Sonra çarp yükseklik. Yüksekliğimiz de zaten 13 değil 5 13 5 12 13'ten 12 oldu yükseklik 12 bölü 2 olacaktır. Şu ikisi sadeleşince 14 bölü 2 7 7 ile de 12'ye çarpınca kaç yapıyor 84 yapıyor. Yani örnek 40'ı böylelikle 84 bulduk. Geldik örnek 41'e. Şekil 1'de bir dik yamuk şeklindeki kartonda DBC üçgeni DB boyunca katlanmış. Evet böyle katlanmış C noktası buraya gelmiş. Katlanmadan önceki haline şöyle bir geri açıyoruz gençler değil mi? Evet şöyle açtık. Şu katlamada arkadaşlar üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Şu parçayla da şu parça birbirine eşit olacak. E sonra üst üste binen açılar da birbirine eşit oluyordu. Dikkat edin şu açıyla da şu açı eşit. E hocam şu açılar eşit işte ya. Z'den dolayı çünkü karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Hocam burası da nokta açısı yapar. Hatta noktaysa burası da nokta oldu mu üst üste binen açılardan dolayı. Evet. Aa hocam şurada x kenar çıktı. S dediğimiz burası çift çizgiyken burası da çift çizgi. Hatta üst üste binen kenarlar bunlar da birbirine eşit olacağından burası da çift çizgi oldu. BC'yi kaç vermiş bize? 10 vermiş. Hocam burası 10 iken burası da 10, burası da 10, burası da 10 çıktı. Sonra Ali Bey uzunluğunu 16 vermiş. Burası 16 ise burası 16, 6 kaldı. 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden burayı 8 bulduk. Evet alan ABCD, alan ABCD'yi ben bulabilirim artık. Alt taban artı üst taban. 16 artı 10 çarp yükseklik bölü 2. Eksi alan ABD. A, B, D. O da dik üçgen arkadaşlar. 8 çarpı 16 bölü 2 eşit olacaktır. Bu 26. 26 bölü 2'den 13. 13 çarpı 8. Burası 13 yaptı. 13 ile 8'in çarpı 3 kere 8. 24. 104 yapıyor galiba. Eksi. Bu da 64 yaptı. O zaman cevap da kaç yaptı? 40'a eşit oldu. Evet örnek 41'i böylelikle 40 bulduk. Ve geldik yamukta alan özelliklerine. Evet. Özelliklere gelmeden önce tekrar söylüyorum. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı bölü 2. Şimdi yamuk özelliklerine başlayacağız. Yamuk özelliklerinde de genelde alan dağıtmalarla bir muhabbetten bahsedeceğiz. Ya da e, biraz sonra ikinci özellikleri de söyleriz. Yani bir alan işte S ise diğer alan 2 ya da şu şekilde baştan, baştan başlayayım ben. Birinci alan özelliğinden başlayayım. ABCD yamuk BD köşegen olduğunda Arkadaşlar her iki üçgende de şuradan çizilen yükseklik de buradan çizilen yükseklik aynı değil mi? Yükseklikleri aynı olan üçgenler olduğu için tabanlarıyla doğru orantılıdır böyle ters düz üçgenlerde. Hani biz nasıl ki şöyle yükseklikleri aynı olan üçgenlerde burası 2K burası 3K diyorsak 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diyorduk. Niye tepe noktaları aynı? Yükseklikleri aynı oluyor. E, paralel iki doğru arasında her zaman her yerde yükseklik aynı olduğundan e, bu paralel iki doğru arasında böyle köşegenle ya da normal bir şekilde üçgen oluşturduğumuz zaman böyle ne olacak? Bu tabanlarla alanlar doğru orantılı olacak. Yani alanı ve alan BCD, BCD. Yani alan BCD bölü alan ABD neye eşit olacaktır? DC bölü AB'ye eşit olacaktır. Yani atıyorum burası 3K, burası 5K ise yükseklere eşit olduğundan 3K'da kalan 3A ise 5K'da kalan 5A'dır. Çok kolay bir mantığı var. Ama bir ara ÖSYM e bura çok takıktı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani ağır ağır da 3 tane falan sordu diyebiliriz. Çok da kolay oluyor aslında tüm alanı verip işte şurada kalanı sormuştu oranlamaları da verip de ya da ne bileyim e, şurada kalanı verip tüm alanı sormuştu gibi şeklinde sorular soruyor arkadaşlar ÖSYM. E. Geldik ikinci özelliğe. İkinci özellikte de arkadaşlar normalde biz 5 yıldızlı alan özelliği diyeceğiz paraya kenarda. Dur paraya kenarı anlatmadım ilk defa burada anlatacağım. E, yamuk anlatıyorum ilk defa. E, paraya kenarda 5 yıldızlı alan diye bir şey söylerim ben. Şu mesela 5 yıldızlı alandır. Burada herhangi bir oran olması da gerek yok. Burada da arkadaşlar dikkat dikkat edilmesi için yani genelde sorular oradan kaçtığı için 5 yıldız veriyorum. Buna da 3 yıldız vereyim ki burada da arkadaşlar çünkü genelde bunda böyle ifadelerde biz maalesef soruyu kaçırıyoruz arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle eşit olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Şu yan kenarlarda eşit geldiği zaman şuradaki alan tüm alanın yarısı oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yani tüm alan S burası S bölü 2 oluyor arkadaşlar. Şimdi ispatını yapacağım. Merak etmeyin. Çünkü ispat da çok önemli. İspat yönteminde yani üçgende alan dağıtırken bazı soru tiplemelerini de kullanıyoruz. E hocam bu üçgenin alanı şurası yarısıysa. Bak şurada bir hemen kopyala yapıştır yaptım. Madem şurası tüm alanın yarısı. Bak madem burası tüm alanın yarısı. E o zaman ben şunu diyebilirim. Şuradaki alan A. burada kalan B ise. Geri kalan parçalar da tüm alanın yarısıdır. O zaman burası da A artı B olmak zorunda. Çünkü bu yarısı geri kalanlar da yarısı. Eğer ikisi de yarısı olduğundan birbirine eşit olacak. Ya da şöyle bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Mesela burada şöyle bir şey diyelim. Alan A'ydı şunu da yazayım isterseniz öncelikle de. Alan A, B, C, D bölü 2'ye eşittir bunu unutma. Ya da şöyle şurada oranlama olur mesela 2K, 5K. Hocam 2K'da kalan 2A ise 5K'da kalan 5A diyebilirsin. Niye? Çünkü burada çizdiğin yükseklikler birbirinin tıpkısının aynısı olacak. Çünkü kelebek benzerliği çıkıyor ya burada. Kelebekteki oran birebir olduğundan. E o yüzden burada a, burada ne olacak? Silindi. Bir daha şey yapayım. Burada şöyle bir şey olduğu zaman arkadaşlar. Burası 2K, burası 5K olduğunda 2K'da kalan 2A ise 5K'da kalan 5A diyebilirsin. Hatta bu alan tüm alanın yarısı ya. Şurası da tüm alanın yarısı ya. E madem böyle bir şey var ispatında da yaptım. Yükseklikler eşit olduğundan dolayı buradaki kalan da kaç olur? 7A olur şeklinde söyleyebiliriz. Peki hocam bunun ispatı nereden geliyor? Bak ispatını da burada yapıp vereyim hemen. Ne kadar pratik değil mi? CTRL C, CTRL V. Arkadaşlar bir oran olduğunda biz ne yapıyorduk? Böyle içeri doğru paralel çizmeyi tercih ediyorduk. Ama içeri doğru paralel çizdiğimizde böyle yamukta söylemiştik bunu. Ee, kelebek çıkmıyorsa o oh, dışarı doğru uzatmayı tercih ediyoruz. Evet dışarı doğru uzattık. Dışarı doğru uzatınca şurada bir kelebek çıktı mı? Çıktı. Kelebekteki oran belli mi? Belli. 1'e 1. Bir. O zaman şunlar da birbirine eşittir. Ee, o zaman kelebekteki oran 1'e 1 ise alanlar oranı da 1'e 1'dir. Yani şurada kalan A ise burada kalan da A mıdır? Evet. E şuraya B alanı dersem. Çizgideki alan A artı B ise bak tepe noktası A'ya göre bakıyorum. Çizgideki alan A artı B mi olacaktır? Evet. Bak dikkat et. Gerçekten de şurası A artı B iken Burası da A'ya B şeklinde olmuş oldu. Yani tüm alanın yarısı olmuş oldu. ispatı bu şekilde. Bazen alan dağıtma. Yani niye bunu anlatıyorum bu şekilde? Çünkü burada bazen oran olmayabilir. Yani eşitlik olmayabilir. 2'ye 1 oran olduğunda böyle dağıtıp kendin de sonuca ulaşabilirsin. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam? Evet, bu önemli. Tüm alanın yarısı. Oy, oy, oy. Şimdi gençler şöyle bir şey söyleyeyim size. Böyle bir formül var ama bu formülü de kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü üçgen bilgileriyle yapacağız bunu. Ee, böyle A, X, C olduğunda S1 bölü S2 alanları bakın şu alanın şu alanı oranı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hani bu S1 alanı X ve A'ya ait tabanlara sahip ya. Kareleri farkı X'in karesi eksi A kare bölü S2 de X ve C'ye ait değil mi? Evet kareleri farkı C kare eksi X kare şeklinde bir formül var. İstersen sen bu formülü ezberle. istersen ne yap biliyor musun? Sen böyle bir şey gördüğün zaman bence şunu yap. Hocam bize bu alan nerede lazım? Nasıl lazım? Bütünsel lazım. Bak sen bunu böyle gördün mesela. Bunu böyle gördükten sonra sana bu alan bütünsel lazım. Sen büyük ihtimalle ne yaparsın? Böyle bir şey gördüğün zaman hocam paraya kenar oluşturayım falan filan dersin. Oluşturabilirsin ama oluşturduğun zaman S1 ve S2'yi bölüyorsun. Hani S1'i nasıl böldüğümüzü de bilmiyoruz. Bu çizgi değil de bize bütünsel lazım. Dışarı doğru uzatıp benzerlik alan ilişkisinden sonuca ulaşabilirsin. Öncelikle şu A bölü X benzerliğinden şu alanlara ulaşırsın. Sonra e, şuradaki A bölü C benzerliğinden de bu alanla büyük alan ilişkisine ulaşıp şuradaki alanı da bulabilirsin. Yani benzerlik alan ilişkisi, üçgen bilgisiyle de bunu yapabilirsin. Ama şöyle de bir formül var. Kareleri farkı, kareleri farkı. Hani S1 alanına ait tabanlar X ve A, S2'ye ait C ve X ya x kare eksi a kare bölü c kare eksi x kare şeklinde aklında da tutabilirsin. Sana kalmış ama ben böyle soru gördüğüm zaman şu şekilde üçgen üçgen bilgisiyle yapıyorum haberin olsun. Dördüncü özelliğe geldik. Dördüncü özellikte de arkadaşlar herhangi bir dörtgende de geçerli zaten bu. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşittir. S1 çarpı S2 eşittir. S3 çarpı S4. Bütün dörtgenlerde geçerlidir. Sadece yamuğa az bir şey değildir bu. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşittir. Ha biz bunu kullanmadan sonuca ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Belki biraz sonra sorusu geldiği zaman o soruyu ispat yöntemiyle yapabiliriz. Çünkü alan dağıtmayla genelde biz bu tür soruları yapıyoruz. Aa, burada önemli olan şeylerden biri de şu. S3 eşittir S4. Bu gerçekten ama gerçekten önemli. Yanakların birbirine eşit olması. Yamukta yanaklar birbirine eşit arkadaşlar. Ya bunun sebebini alan dağıtırken göreceksiniz zaten. Şurada küçük bir e, şey yap vereyim size. Hemen hızlı bir şekilde bir soru şeklinde gösteri vereyim isterseniz. Çünkü bu önemli gerçekten. Ama bu yalakların eşit olması gerçekten ama gerçekten çok önemli arkadaşlar. Atıyorum burada e, oran verilsin. 2'ye 5 verilsin. Hep 2'ye 5 şeyini veriyor ama neyse. Hocam 2 bölü 5 olan var ya. O zaman burası 2A iken burası 5A'dır. Kelebekteki oran 2A iken burası da 5A'mdır. Evet. Hocam kelebekten başlarsak böyle rasyonel sayılarla uğraşmamış oluruz. O yüzden kelebekten başlayalım. Kelebekte benzerlik oranın karesi alanlar oranı eşit ya 4 bölü 25. Yani burada kalan 4 a iken burası 25 a olacak diyebiliriz arkadaşlar. Bunları yazdıktan sonra alan dağıtabiliriz. 2 andaki kalan 4 a iken 2 katı 2 katı burası 10 a diyebiliriz. Sonra 2 a'de kalan 4 a ise 2 katı 2 katı burası da 10 a diyebiliriz. Gerçekten de 10 a 10 a birbirine eşit oldu mu? Oldu. Bir. Gerçekten de karşılıklı alanlar çarpımları 10 kere 10 100. 4 ile 25 çarpımında 100 birbirine eşit oldu mu? Oldu. Evet İster bu şekilde bil ama genelde biz alan dağıtmayı tercih ediyoruz. Ama bu yanatların eşit olmasında kullanmakta fayda var. Sorusu var ya da yok bilmiyorum ama bazen sadece o özelliğe has soru karşımıza gelebiliyor arkadaşlar. Mesela böyle sadece ona has bir şey. Şu alanı verip şu alanı verip şuradaki alanı sorabilir bize. 8 der 4 der buradaki x alanı nedir diye sorabilir. Ne yaparsın burada? Şunu şöyle çizecek olursan şuradaki yamukta 8 ise burası da 8'dir. Burası 4 ise, burası da 4'tür. Bak x alanı neye eşit oldu? 12'ye eşit oldu deyip işlem yapabilirsin. Yani sadece buna has yani yamukta yanakların birbirine eşit olmasına has sorular da gelebildiği için buna önem vermenizi tavsiye ediyorum. Diğerinde alan dağıtarak da yapabilirsiniz. Es karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit bir neden de, de e, sonuca da ulaşabilirsiniz. Önemli olan yerlerde zaten yıldız atıyorum biliyorsunuz beni. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Ama alan dağıtma burada gerçekten ama gerçekten çok önemli. Dikkat. Evet ebenin uzunluğu k iken c e uzunluğu 2k'ymış. Burası k iken burası 2k. Burası dc uzunluğu a iken ali bey uzunluğu da 3a'ymış. a iken 3a'yı yazdık. Şimdi alan dağıtacağız arkadaşlar. Bak k 2k var. k'da kalana ben a dersem 2k'da kalan nedir? 2a'dır hocam. E sonra alan abc'de isteniyor. Bak 3a'da kalan var. Hocam 3a'da a değil. 3A'dan A'ya alan dağıtırken ters düz üçgenlere bakacağım. Yani şunlara bakacağım. 3A'da kalan 3A ise A'da kalan ne olacak? 3A'daki 3A. Aynı katı aynı katı. O zaman burası da A olur. E zaten A'ya B'yi vermiş bize. Yani A, E, B. A alanı 6 verilmiş. Alan A, C de isteniyor. 2, 3, 4. 4 A isteniyor bizden. A yerine 6 koyarsak cevap da kaç çıkar? 24 çıkar. Evet cevap böylelikle 24 oldu. 42. soruda. Geldik 43'e. Evet bak eşitlik var burada. Eşitlik olduğunda boşu boşuna 3 yıldız koymadı mı? Yamukta özellikle. Şu üçgeni oluşturun arkadaşlar. Zaten bu üçgeni oluşturmamız lazım. Niye? Bak bu tabana ait yükseklik var. E taban ve tabana ait yükseklik deyince üçgenin alanı geliyor aklımıza. Üçgeni oluşturduk. Peki bu üçgen nedir? Bu üçgen tüm alanın yarısıdır. Eşit olduğunda bilelim. E o zaman bu üçgenin alanını bulalım. Şu, taban 12 yükseklik 6. E o zaman 12 çarpı 6 bölü 2'den cevabı 36 buluruz. Yani şurada kalan 36 buluruz. Alan ABC'de ne yapar? Bu üçgen tüm alanın yarısı olduğundan 36 çarpı 2'den 72 yapar. Yani cevap 72 oldu. Geldik örnek 44'e. Bak ne var burada? Dikkat. Et. Hocam x kare eksi 3'ün karesi eşittir. Ee, pardon. Şimdi burada kalan ne verimçi arkadaşlar? Onları da yazayım ben isterseniz. Burada kalan A alanı iken burada kalan 2A verilmiş. Şurası 2A iken burada kalan da A alanı olarak verilmiş. E A bölü 2A hocam x kare eksi 3'ün karesi bölü 6'ın karesi eksi x'in karesi şeklinde yazabilirsiniz. Ama ben bunu bu şekilde yapmayacağım arkadaşlar. Niye? Dikkat. Dikkat dikkat. Şu A2A'yı da yazmayayım. Ya da yazabiliriz de. Önemli de değil. Tabii A2 A 2 A'yı bir kullanacağız ya. Şunu yazayım. A 2 A. Şimdi gençler ne yapacağız? Hocam S1 ve S2 bütünsel lazım bize. O yüzden burada üçgene tamamlayayım. Üçgene tamamladım şöyle. Üçgene tamamlayınca. A hocam bana buradaki sayılar verilmiş. 3 ve 6. Yani 3 bölü 6'nın karesi nedir? Sadeleştirme yapmayın. Çünkü sadeleştirme yaptığınız zaman bu alanları dağıtırken böyle rasyonel sayılarla uğraşabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bu soru tipinde. Ha, hocam 1 bölü 2 yapıyor diyebilirsiniz. Ee, 1 bölü 4. Ya, sadeleştirme de yapabilirsiniz. Baktığınız gıcık bir şey geldiyse e, sadeleştirme yapmadan da yapabilirsiniz. Yani bu 1 bölü 2'nin karesi yapıyor. O da 1 bölü 4 yaptı. He. Burası esken. Tüm alan 4S olacak. E hocam tüm alan 4S. Buraya da 3S mi kaldı? Evet. 3A eşittir. 3S ise A'yı böylelikle ne bulduk? S bulduk. A dediğimiz S çıktı. Burası da kaç S çıktı arkadaşlar? 2S çıktı. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hocam şundaki benzerliğe bakalım. 3 bölü x benzerliğim var? Evet. 3 bölü x benzerlik oranının karesi eşittir alanlar oranı. S bölü şu S bölü S değil. Dikkat. S bölü şu üçgenin alanı yani 2S olmak zorunda. Karesini mi alayım? Karesini almayayım. Her iki tarafın kare alayım. 3 bölü x eşittir. 1 bölü kök kim yaptı arkadaşlar? Evet. Şu 1 ya. 1 bölü 2'nin kare 1 bölü kök yaptı. İçler dışlar yapınca da x'i ne buluruz? 3 kök 2 şeklinde buluruz. İster formülle yap ister üçgen bilgisiyle yap. Sana kalmış. A ben üçgen bilgisini tercih ediyorum. En azından formülden kurtulmuş oluyorum. Sen de öyle yaparsan çok güzel olur. Evet örnek 44'ü bulduk. Geldik örnek 45'e. ABCD yamuk oran verilmiş. Hocam burası 2A, 2K. Burası da 3K verilmiş. Peki. AE uzunluğu 3K yazdık. EC uzunluğu 2K yazdık. Alan DC'yi kaç vermiş? 8. Şimdi arkadaşlar alan dağıtacağız. Hadi bakalım. 2'ye 3 oran var. Evet. Hocam kelebekteki oran 2'ye 3. O zaman burası 2A burası 3A. 2K'da kalan 8 ise 4 katı 4 katı. Burası 12 yapar. Hocam 2A'daki 8 ise 3A'daki bak 4 katı 4 katı 12 yapar. Ya da yamukta yanaklar birbirine eşit deyip hamle yapabilirsin. 2K'daki 12 ise B tepe noktasına göre alan dağıttığımızda bak bu sefer 6 katı. 6 katı o zaman burası 18 olur. E madem burası 18 oldu. Alan ABC'de isteniliyor bizden. Topladığımız zaman 18 12 8 ve 12'nin toplamı isteniliyor. O zaman kaç yapıyor? Şey ikisinin toplamı 30, bu ikisinin toplamı 20. Topladığımız zaman da 50 yapar. Evet, örnek 45'i 50 bulduk ve geldik örnek 46'ya. ABC'de yamuk ve paralellik verilmiş. Bir de DCF alanı 3 olarak verilmiş. Sonra AFB alanında 12 olarak verilmiş. Bizden ne isteniyor? BC x uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuraya şöyle diyebiliriz aslında. Şuradaki alana A, buradaki alanda A diyebiliriz. Hocam karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. Buradan da A'yı bulabiliriz diyebiliriz. Ama böyle yapacağımıza 3, 12. Kelebekteki oran 3 bölü 12. 3 bölü 12 ne yapıyor? 1 bölü 4 yapıyor. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Alanlar oranı 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün kare kökü de kaç yapar? 1 bölü 2 yapar. Yani benzerlik oranımız 1 bölü 2 oldu. E o zaman burası A ise burası 2A. Burası B ise 2B yazabiliriz. Sonra alan dağıtabiliriz. A'da kalan 3 ise buradaki 2 adaki alan 6. B'de kalan 3 ise 2 bdeki kalan da 6 diyebiliriz. Bu şekilde de bulabiliriz tabii ki. Sonra bizden x deniyor. Bak x tabanına ait yükseklik 3 değil mi? Evet x tabanına ait yükseklik 3. Ve şuradaki alan da belli. Buradaki üçgende Taban, tabana ait yükseklik ve alanda var. Yani 9 alanı neye eşit? x çarpı 3 bölü 2'ye eşit. x çarpı 3 bölü 2'ye eşit. Buradan 18 bölü 3'ten x'i kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Evet cevap böylelikle örnek 46'da 6 çıktı. Geldik örnek 47'ye. Evet oranlamalar var. Alan dağıtacağız. Bakalım bu oranlamalar yeterli mi? Değilse benzerlik yapıp diğer oranlamaları da bulacağız. A, FE uzunluğu A iken AF uzunluğu 3A verilmiş. Evet burası A iken burası 3A verilmiş. Başka da AFD bölü AFD bölü F, FEB isteniyor. FEB. Evet mesela burada A iken 3A dedin takıldın kaldın. Buradaki oranlama lazım değil mi? O zaman oranlama lazımsa hemen işimizi yapalım. Oranlamanın olduğu yerden böyle paralel çiziyorduk arkadaşlar. Bak mesela yan kenarda şöyle çift çizgi oranlaması var. Ya böyle uzatıyorduk ya içeri paralel çiziyorduk. İçeri paralel çizmek çok daha mantıklı geliyordu. Çünkü daha kolay çıkıyordu. Şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 4. 1'e 3 özür dilerim. 1'e 3. O zaman burası k iken burası nedir? 3k'dır. E hatta şuradaki oranlamayı bulmaya çalışacağız ya. Burası enken burası nedir? 3n'dir. E bu bizim ortaban çizgisi çünkü şunlar birbirine eşit. Şuradaki üçgende bak dikkat et ortaban çizgisi. O zaman bunlar birbirine eşitse şunlar da birbirine eşit olacak. Yani burası 4n ise burası da 4n oldu. Şimdi alan dağıtabiliriz. Burası bir yerden başlayalım. Çünkü bizden ne isteniyor? AFD bölü AFD bölü. Şuradaki alan bölü FEB isteniyor. Şuraya bir A diyelim istersen. A'da kalan A ise 3A'da kalan nedir? 3A'dır. Sonra 3N'deki alan 3A ise 4N değil. Dikkat et 4 5N yaptı burası. Şuraya kadar toplamda 5N. Evet 3N'deki alan 3A ise 5N'deki alan da 5A mıdır? Aynen öyle. Şimdi oranlamaya bakalım. AFD'nin alanı 5A yaptı bölü FEB'nin alanı da A yaptı. Yani 5A bölü A'dan ne eşit oldu cevap? 5'e eşit oldu. Örnek 47'yi 5 bulduk. Geldik örnek 48'e. Evet şimdi oranlamalar verilmiş. Oranlamaları yazalım. Burası 3K burası da 2K verilmiş. Hemen yazalım. DC uzunluğu 2K burası da 3K. Arkadaşlar 2K 3K varsa 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A yazabiliyor muyduk? Direkt. Çünkü niye? Yüksekleri birbirine eşit. Çünkü burada kelebek var. Kelebekte oran 1'e Şunlar da birbirine eşit olur. Çünkü şunlar birbirine eşit verilmiş ondan dolayı. E o yüzden 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A yazabiliriz. E sonra e hocam şu alan tüm alanın yarısıydı. E bu alan tüm alanın yarısıysa eğer geri kalanlar da tüm alanın yarısı yapar. Şu ikisi. Bu ikisi 5A ise buraya da ne kaldı? 5A kaldı. Şimdi bakalım 3 bölgeye bilmem ne salatalık domates ve patlıcan ekilecekmiş. S1 bölgesine domates, S2 bölgesine patlıcan, S3 bölgesine de salatalık ekiliyor. Tamam bulduk. Patlıcan ekilen bölgenin alanı. Evet S2. S2 5A mı? 5A salatalık ekilen bölgenin alanından 12 birim kare. Salatalık neresiydi arkadaşlar? S3. S3 ne? 3A. Evet 3A'dan ne kadar fazlaymış? 12 fazlaymış. Yani buradan 2A eşittir. 12 ise A'yı böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz patlıcan ekilen alan nedir diye soruluyor. Patlıcan ekilen alan eski bölgesiydi. Yani eski dediğimiz 5A isteniliyor bizden. Çünkü S2'yi 5A bulduk burada. A'yı da 6 bulduğumuz için cevapta kaç yaptı o zaman? 5 kere 6, 30 yaptı. Evet örnek 48, 30 oldu. Ve geldik örnek 49'a. Uzunlukları birim cinsinden tam sayı olan ikizkenar yamuk şeklindeki kağıtlardan ikişer tane kullanılarak şekil 2'deki gibi içi boş Dikdörtgensel bölge elde edilmiş. Şu dikdörtgen bölge elde edilmiş. Peki, buna göre dikdörtgensel bölge elde etmek için kullanılan ikizkenar yamukların alanları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşım dikdörtgensel bölge kırmızının alt tabanının 20, üst tabanının 12 olduğunu biliyorum. Burası da 12 mi? Evet. Şu mavinin alt tabanının 16 olduğunu biliyorum. E, sonra bu ikizkenar yamuk şeklinde mi? İkizkenar yamukta bak şuradaki kenar ortak. Her ikisinde de. Yani şurası birbirine eşitse şöyle burası bunlar da aynı şekilde değil mi? Çakışmış. Bunlar da 5 5 yaptı. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Şurada şu dikmeleri çizsem ben. İkizkenar yamuk gördüğümüzde şu dikmeler önemliydi. Çizdiğimiz zaman 12 ise 12. E 20'den 12 çıktı. 8. Bunlara 4 4 kaldı. Çünkü bunlar birbirine eşit olmak zorunda. 4 5 3 4 5 üçgeninden burası kaç oldu? 3 oldu. Tamam. Sen şimdi şurayı şöyle çizdiğin zaman kaç buldun burayı? 3. E böyle çizdiğin zaman da Burası da 3 mu oluyor arkadaşlar? Evet. Aynı şekilde şu yüksekliği 3 buldun ya. E o zaman böyle çizdiğin zaman burada da bir dikdörtgen oluştu. Burası da 3 oldu. Evet toplamda bak şimdi burada şöyle dikmeleri çizdiğin zaman şuraları da 3 3 buldun. 3 5 3 4 5 üçgeninden şurası da 4 mi çıktı? Evet buranın da yüksekliği 4 çıktı. Bizden alan isteniyor. E şimdi burası 3 3 6 ise 16 idi burası. Buraya 10 kaldı. Üst tabanında 10 yaptı. İkiz kenar yamukların alanları toplamı kaç birim karedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Yani şunun alanı artı bunun alanı soruluyor. Evet bunun alanı alt taban artı üst taban. Burada da şeyi bulduk arkadaşlar sıkıntı yok. Ee, burada üsttekini bulalım. Alt taban artı üst taban 26 çarp yükseklik bölü 2 artı şu alt taban artı üst taban 32 çarp yükseklik 4 5 3 4 5 üçgenler 3 Üç çıktı burası. 3 çıkmıştı zaten orası. 3 ee, üst... Alt taban artı üst taban 32 çarp yükseklik yani 3 böl 2 bizden bu isteniyor. Hadi bakalım şunu şey yapacak olursak şununla şu sadeleşirse 2 26 ile 2'nin top çarpımı 52 yaptı. Artı şununla şunu çarpımı 16 sadeleştirmesi 16 çarpı 3 de 48 yaptı. Topladığımız zaman da kaç yapıyor arkadaşlar? 100 yapıyor. Evet örnek 49'u böylelikle 100 bulduk. Güzel bir soru kolay bir soru yapılabilecek bir soru. Buradaki yapıyı da kullanınca böyle. Yani bu şekilde verilen yapılarla bunu kullandırmışsa bunu da kullanacağız. Burada da şekil üzerinde şunu şöyle kullanınca yüksekliği de bulmuş olduk. Ve geldik sanırım son soruya. Evet son sorudayız arkadaşlar. Şimdi şekil 1'de yer alan eşkenar üçgen şeklindeki arsa 3 kardeş arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Arsa kenarlarına paralel olacak şekilde ayrıldığında şekil 2'deki gibi eş yamuk şeklinde 3 arsa elde ediliyor. Evet 1, 2, 3 arsa arkadaşlar ve kenarlara paralel olacak şekilde ve buradaki alanlar da birbirine eşit. Ya burası nedir? Tam böyle hissedersiniz arkadaşlar aslında. Ağırlık merkezinden paraleller çizdiğiniz zaman bu 3 parçaya ayrılır diye hissedersiniz ama tabi ağırlık merkezi olduğunu da ispatlamak lazım. Şimdi ne yapıyor bir de? Kenarlarına paralel olacak şekilde. Eşkenar üçgen ya ben bunu ispatlayayım. 60 60 60. Şimdi bunlar paralelse hocam burası da 60. Yöndeşlikten dolayı burası da 60. Yöndeşlikten dolayı burası da 60. Yani yamuktaki şuradaki açılarımız her derece çıktı mı çıktı. X kenar yamuk şeklindeki yapılarda. Şimdi madem burada 3 eşit alanlı parça var. Bunlar eş olmak zorunda mı? Eş olmak zorunda. Eş olmak zorundaysa arkadaşlar şu yamuktaki çizilen yükseklikle bu yamuktaki çizilen yükseklik hatta bu yamuktaki çizilen yükseklik birbirine eşit olmak zorunda mı? Evet. E arkadaşlar şu yamuktaki çizilen yükseklikler eşit. Bak şu eşitleri şöyle düşünecek olursak, a kollara çizildikbeler nerede? Hop açı ortayda. Hocam bu açı ortay olur. Hocam aynı şekilde hop şu da açı ortayda. Açı ortay olur. Hocam bu da aynı şekilde kollara çizildikbeler eşit ya. Bu da açı ortay olur mu? Olur. Açı ortayların kesim noktası yani burası tam olarak ağırlık merkezi oldu arkadaşlar. Evet buraya ağırlık merkezi bulduk. Eşkenar üçgen şeklinde. Ağırlık merkezinden böyle paralel çizildiğinde. Şimdi bu yapıyı benim bir daha kullanmam lazım. Şöyle bir saniye. Şunu bir sileyim. Şurayı bir kopyalamam lazım. Şekil üzerindeki şey de kalsın. Şurayı da bir kopyalamam lazım. Şöyle bir geri geleyim bir de. Heh şekil burada kalsın. Şimdi arkadaşlar şunun üzerinde işlemi yapayım ben yine. Arkadaşlar burayı ağırlık merkezi bulduk mu biz açı ortayların kesim noktası aynı zamanda yükseklerin kesim noktası olmuş oldu. Aynı zamanda çünkü açı ortayın devamı yüksekliktir. E dolayısıyla biz burayı ağırlık merkezi olarak bulduk. Ağırlık merkezinden paralel çizilince ne oluyordu böyle? Ağırlık merkezinden paralel çizilince hocam burası 2'ye 1 şeklinde bir oran oluyordu. Bu arada şurayı da sildik. Aksilikleri üst üste. Bu arada şu 2'ye 1'i yazmayayım da bana bir şey vermişti. Eşkenar üçgen çevresi kaç verilmişti? Hocam çevresi 72 idi. O zaman 72'yi 3'e böldüğümüz zaman bir kenar 24 mü çıkıyor? Evet 24 çıkıyor. Şunlar 24. E hocam şununla şu birbirine paralel ya. Ağırlık merkezinden şöyle çizdiğim zaman 2'ye 1 oran var ya 2'ye 1 oran olacak burada da. E o zaman burada da 2'ye 1 oran olduğuna göre burası 2K ise burası K olacak. Aynı şekilde burası da 2K'ya K şeklinde aynı şekilde burası da 2K'ya K şeklinde ayrılır. Toplamda 3K 24 ise K'yı kaç bulduk? 3K eşittir 24 K'yı 8 bulduk. E o zaman K'yı 8 bulduysak arkadaşlar şöyle bir şey çıktı karşımıza. Alt tabanı kaç bulmuş olduk o zaman? 16 bulmuş olduk. Evet burası 16. Üst taban belli mi? Ya yan kenar belli olmuş oldu. Hatta x kenar yamuk şeklinde ya 60 60. Yan kenarda k çıktı. Yani 8'e 8 çıktı. Üst tabanı bulabilir miyiz? Üst tabanı da bulabiliriz aslında. Burada 2'ye 3 oran vardı. Buraya da 2k şöyle yaptığımız zaman 3'te 1 olacak diyorduk. Buraya da k diyebiliriz aslında ama onu da ispatlayabiliriz. Şuradan şöyle dik çizdiğinde x kenar yamukta şu dikmeleri çizdiğimiz zaman 90'ın karşı 8 30'un karşısı 4. Burası da 4. 4, 4, 8. Buraya 8 kaldı. Yukarısı da 8 olduğunu bu şekilde gösterebiliriz. Bu arsanın alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban. 16 artı 8 çarp yükseklik. Yükseklik de 30'un karşısı 8, 4 ise 60'ın karşısı da 4 köküç olacağından dolayı yükseklik de 4 köküç oldu. Bir de bölü 2 dersek olay bitti. Bu 24 yaptı. 24 ile 2 sadeleşince 12 yaptı. 12 ile de 4 çarpınca da cevap kaç yaptı? 48 köküç yaptı açıklayıcı olsun diye bu şekilde detaylı anlattı. Bazılarınız kolaylıkla şunun 2'ye 1 oran olduğunu söyleyebilirsiniz. Ya da direkt şekilde ağırlık merkezi olduğunu söyleyebilirsiniz. 3 eş yapı olduğundan dolayı. Ama ben burada da kafada soru işareti kalmasın diye bütün ince ayrıntıları size göstermek istedim arkadaşlar. Örnek böylelikle kaç yaptı? 48 köküç yaptı ve olayı bitirdik. Yani 9. haftayı bitirdik. Arkadaşlar yamuk bitti. Yamuktan sonra ne var? Paralel kenar ve eşkenar dörtgen. Evet 10. hafta bu konuyu göreceğiz. Ama yamuğu şöyle bir özetleyecek olursak. Genelde nereden çıktı yine? Üçgen bilgisinden. Benzerlik, işte alan dağıtma gibi şeyleri çok kullandık. Ama karşılıklı kenarları paralel ya. Z'ye dikkat diyorduk. Açı ortaylık falan varsa, ikiz kenarlık falan çıkıyordu. Ve bazı güzel noktalardan bahsettik. Ama benzerlik bizim için olmazsa olmazımız. Yani üçgenle bir ilgili yapılabilen kısımları bizim için olmazsa olmazımız. Bundan sonraki her konuda bu şekilde gideceğiz haberiniz olsun. Üçgenleri de bu şekilde sağlamlaştırmış olacağız. Hadi bakalım. 9. haftayı bitirdik. 10. hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.